Merhabalar, hoş geldiniz. Semaatin Patikleri kanalındasınız arkadaşlar. Tekrar ben bugün size öyle güzel bir model getirdim. Çok beğeneceğinizi umuyorum. Bu modeli kış geliyor malum. Bebek örgülerinde, yetişkin örgülerinde, genç örgülerinde yani istediğiniz alanda kullanabileceğiniz bir model. Harika bir hırka olur, bluz olur, yelek olur. Yani gençlerde güzel bir yelek olur. Hırka olur. Önüne de fermuar dikersiniz. Çocuklarınıza kış için güzel bir model. Bu ipler üzerinde gezdiği için iki kat görünüyor. Biraz daha sıcak tutacak bir model. Bu modelin yapılışını şimdi sizinle birlikte yapacağız. Ben tekrar şöyle göstereyim. Evde kalan şöyle kalın ipler vardı. Onlarla uyguladım modeli. Ön çalışmamı bununla yaptım. Şimdi sizinle tekrar bu modeli anlatmak için başka iplerle çalışacağız bunu. 2,5 numara şiş kullanacağım. Bu modelin yapılışı düz. Önden düz. Boş alınan ilmekler var. Arkadan da tamamen şöyle ters şekilde örülen bir model. İpim çok kalındı. Hafif bir ütü basınca biraz daha kumaş görünümünü aldı böyle. Çok güzel bir model. Dediğim gibi beğenerek yaptım. Sizinle de paylaşmak istediğim bir yelek, hırka, mont modeli diyeceğim ben buna. Şimdi modelimizi bir kenara koyalım. Modelimiz 5 artı 1 ilmek üzerine oluşuyor. Onun için şöyle bir kırmızı kullandım. Kırmızıya bir de canlı bir renk kullanmak istiyorum arkadaşlar. Daha belirgin olsun diye. Şöyle bir kremim var. Krem kullanacağım. Bu da yine eskiden kalan tüylü nako tarzı bir ip. Hemen bu ipimizi de yanımıza alalım. Şöyle haroşa yaptım. Bakın. 33 ilmek başladım. Tek ilmek üzerine kuruluyor. Hep yani 73, 103, 93 bu şekilde. 33 ilmek başladım. Bunu 2 diş haroşa yaptım. Sonra tekrar başa geldim. Tekrar arkadan modelinizi koyacağınız zaman önden bir sıra geldiğiniz zaman bir de arkadan ters örgü olarak geleceksiniz. Şöyle hemen başlayalım. Hiç uzatmadan kısa şişlerimi almaya çalışıyorum örgüm arkadaşlar. Uzun şişlerde masaya dokunduğu için şöyle ters. Yani modelinizi kuracağınız zaman önde ön tarafta iki sıra düzümüz olmuş olacak. İpi kendinize doğru alıp ters örgü olarak yeni öğren arkadaşlara şöyle yavaş ip kendinizde yani sizden tarafta olan ipi arkaya doğru çıkardığınız zaman ters örgü. Bunu böyle başa kadar gelin. Kremden vazgeçtim. Yeşil kullanacağım modelde. Krem biraz kalın geldi. Bakın iki sıra düz yaptıktan sonra hemen modelimizin yapım aşamasına geçelim. İlk baştaki ilmeği aldık. Elimizdeki ana rengi bıraktık. Şöyle yeşili alıp yeşille bir tane ördük. Bir tane ördük. İp kendimize doğru 1, 2, 3, 4, 5. 5 tane ilmek boşaldık. İpi arkaya attık. Bir tane düz ördük. İpi öne aldık. 1, 2, 3, 4, 5. İpi tekrar arkaya aldık. Bir tane düz ördük. Örerken bu ipe dikkat edin toplanmasın. Tekrar ipi kendimize doğru aldık. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ördük. Tekrar ipi kendimize doğru aldık. 5 tane 6. ördük. 5 artı 1 demiştik ya.
İpi kendimize doğru aldık. 2, 3, 4, 5 tane boşaldık. Bir tane ördük. Kenar ilmeğimiz şişimizde kalacak şekilde çevirelim modeli. Çevirdik. Tekrar bu ilmeği örmek zorundayız çünkü gevşiyor. Yani bolalıyor. İp tekrar arkada 1, 2, 3, 4, 5. İpi kendimize doğru aldık. Tek ilmeği ördük. Yani iki sırada da kırmızıyı ya da ana rengi hiç örmüyoruz. Sadece tek ilmeği örüyoruz. 5 tanesini boşalıyoruz. Teknik bu. İp önde 3, 4, 5. İpi arkaya aldık ve ördük. İplerin düzgün durmasını sağlayın. Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. İp kendimize doğru. Bu şekilde başa kadar gelin. Başa kadar geldik. Başta olan kenar ilmeğimizi de şişe aldık ve çevirdik. Son hali bu. Şimdi modelimizi yapacağız. Ana renginizi alın. Ana rengimiz kırmızı. Tabii bu ip arkada kalacak şekilde. Ana rengimizi aldık. Hemen örmeye başlayalım. Sadece hiçbir işlem yapmadan düz örgü olarak bir sıra örelim. Önden bir sıra da arkadan ters örgü olarak gelip önden modeli koyacağız. Modelden sonra modelin üzerine gittiğimiz ilk düz sıramız. İki sırada model oluşuyor. İki sırada üzerinden düz gittikten sonra modelimizi yapacağız şimdi. Zaten kurduk modelimizi. İp tercihi size kalmış. Şiş, ip. Eliniz gevşekse eğer böyle seyrek yapıyorsanız ya da çok bol yapıyorsanız biraz daha ince şiş kullanın. Tekrar çevir modeli. Arkadan da bu şekilde. Ters örgü olarak başa kadar çık. Başa kadar geldik ve modelimizin arka yüzü. Çevir modeli. Şimdi bu sıra modelimizi kuracağız. Gördüğünüz gibi baştaki ilmeği aldık. 1, 2, 3 ve 4. Hani 5 tane ilmek yapmıştık ya, 5 tane ilmeğin ortasındaki ilmeği öreceğiz şimdi. 4 tane ördükten sonra şu yaptığımız iplerin altından girdik. Ördük. Alttan tekrar çıkarttık. 1, 2, 3, 4, 5. 2, 4, 5 tane yaptık. Tekrar iplerin altından girerek ördük ve ipin altından geri çıkarttık.
Tekrar 1, 2, 3, 4, 5. Aynı şekilde iplerin altından girerek ördük, çıkarttık. 1, 2, 3, 4 ve 5. İpin altından girdik ve çıkarttık. Bu şekilde başa kadar gel. Ve başa kadar geldik. Gördüğünüz gibi birinci modelimizi yaptık. Şimdi ters çevir. Tersinden tamamen ters olarak ör gel. Bu şekilde başa kadar gel. Ters taraftan da ters şekilde ördük, başa kadar geldik. Şimdi ikinci modelin yerini koyacağız. Çevir modeli, yeşili al. Yine aynı sistem arkadaşlar. Yani aynı teknik. Tamam mı? Bir, iki, üç, dört. Dört taneyi aldık. Bir taneyi ördük. İp kendimize doğru 1, 2, 3, 4, 5 taneyi aldık. Bir taneyi ördük. İp kendimize doğru 1, 2, 3, 4, 5. Bir taneyi ördük. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ördük. 1, 2, 3, 4, 5. İpi arkaya attık. Bir tane ördük. Dört tane işte kaldı. Çevir modeli. Bunu ör. Tekrar ip arkada. 1, 2, 3, 4, 5. Bir tane ördük. Bir, iki, üç, dört, beş. Bir tane ördük. Başa kadar gel. Başa kadar geldik. İpi arkaya aldık. Buradaki ilmekleri şişimizi aldık. Ve bir sırayı daha sonlandırdık. Modelin birini koyarken bir ilmekle başlıyorsun. Yani bir sırasını bir alt sırada bakın. Bir tane ilmek aldık. İkinciye yeşili koyduk. İkinci modelin sırasında 4 ilmek boş bıraktık. Beşinciye yeşili koyduk. Şimdi hemen örmeye başlıyoruz. Düz. Tekrar üzerine hiçbir işlem yapmadan aşağıda yaptığımız işlemin aynısını yapıyoruz. Başa git, dön geri gel. Düzü bitirdik. Arkadan tersi gidelim. Modelden sonra bir önden düz gidiyoruz modelin üzerine, modeli yapmadan. Bir de arkadan bu şekilde ters olarak gelip sonra modelimizi koyuyoruz. Yani iki sırada bir işlem yapıyoruz. Lastiğinizi yaptıktan sonra iki sıra örgünüzün üzerine düz yapın. İki sıradan sonra modelinizi koyun. Beğeneceğinizi umuyorum. Eğer beğenirseniz beğen butonuna basmayı unutmayın arkadaşlar. Aboneliği kesinlikle ücretsiz. Her seferinde söylüyoruz. Hepimiz için bu böyle.
Tekrar aldık. Bakın görüntü bu. İlmeğimizi aldık. Tekrar düz. Bu sıra modelimizi yapıyoruz. 2, 4, 5, 6. Bakın tam ortaya gelecek. Yani şunun hizasına gelecek. 7 taneyi ördük. İplerin altından girdik. Ördük. Güzel bir şekilde çıkarttık. 1, 2, 3, 4 ve 5 ördük. İplerinizi incitmeden bakın önce şöyle bırakın. Bu bile fark ediyor arkadaşlar. Sonra çıkar. 1 2 3 4 5 1 2 3 4 ve 5 Bir sıranın daha sonuna geldik. Modelimiz bundan ibaret. Başka anlatacak hiçbir şey yok. Teknik bu. Tamam mı? Evet. Modelimiz çıktı. Tekrar şimdi arkadan bir sıra ters geleceksiniz. Sonra bir sıra düz. Diğer sırada üçüncü sırada modelimizi koyacaksınız. Şimdi bir sıra daha yapayım ben. Şimdi bu tür modellerde arkadaşlar bazı püf noktalarımız var. Bakın bir sırada bir ilmek ördükten sonra yapıyoruz. Diğer sırada dört ilmek boşaldıktan sonra yapıyoruz. Geldik bir sırada bu üçüncü sıramızda yeşilimizi aldık tekrar. Bunu örneğin ön lastikten sonra mesela düğme yerini buradan koyacaksınız. Ondan sonra ilmekleri bu şekilde ayarlayacaksınız. Tamam mı? Boşaldık. Yeşilimizi ördük. Az önce ne yapmıştık? Bir alt modelde 4 tane boşalmıştık. Şimdi ne yapıyoruz? Bir tane boşalıyoruz. İp kendimize doğru. Tekrar 5 tane ilmeği alarak 2, 4, 5. Bakın hep birbirinin üzerine geliyor. Dikkat edin. Birbirinin üzerine örüyoruz hep. Çapraz gelmesi için arkadaşlar. Aldık. Zaten bundan sonra model kendisini belli ediyor. Nerede ne yapacağınızı gösteriyor zaten. 5 ilmek aldıktan sonra ördük. Şimdi bu sırayı da ben böyle tamamlayıp geleceğim. Evet hanımlar bakın gördünüz mü? Örgücü beyler, hanımlar şöyle harika bir model. Gerçekten çok güzel oluyor. O kadar güzel ki renklerini seçin. Tonlarını birbirine uydurun. Ben böyle canlı renklerde yaptım. Daha belirgin olsun diye. Siz istediğiniz rengi, istediğiniz ipi seçebilirsiniz. Modelimiz burada son bulmuştur. Başka bir çalışmada daha çok güzel çalışmalar getireceğiz arkadaşlar. Öyle bir patikle geliyorum ki tasarımını kendim yaptım. Hiç bir yerde görmediniz. O modele hazır olun, kanalımda kalın. Buluşmak ümidiyle. Allah'a emanet olun. Görüşürüz. Hoşça kalın.